Bu anlamlı günde bu ailenin değerli temsilcileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gönlümüz daha fazla dostumuzun, özellikle 60 yıldan bu yana Almanya'da yaşayan birinci kuşak büyüklerimiz ve kendilerine güvendiğimiz, geleceğimiz olan gençlerimizle bir arada olabilmekte. Ancak Covid-19 salgını koşulları nedeniyle ihtiyatı elden bırakmamak, dolayısıyla bu yıl katılımcı sayımızı oldukça kısıtlı tutmak ve riskli yaş gruplarımızı sınırlamak zorunda kaldık. Ama daha nice yıllar Cumhuriyetimizin kuruluşunu coşkuyla, gururla ve bir arada kutlayacağız. Değerli misafirlerimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet İdaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, ulusumuzun şanlı tarihinde bir dönüm noktası, geleceğimizin mihenk taşı ve teminatıdır. Cumhuriyet, siyasal ve toplumsal alanda bir yenilenme ve aydınlanma projesidir. Durağan değil, dinamiktir. Gücünü Türk ulusundan almaktadır. Milletimizin tıpkı 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği gibi demokrasiye ve cumhuriyetine ilelebet sahip çıkacağından, vatan hainlerinin ve teröristlerin önüne dikileceğinden hiç kimsenin tereddütü dahi olmasın. 10 yıllar süren savaşlarla yorgun ve fakir düşmüş, bağımsızlığı için varını yoğuna harcamış, mahrumiyet koşulları da içindeki bir ülkede, Avrupa'da totaliter rejimlerin hüküran sürdüğü bir dönemde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusumuzdan aldığı güçle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, geçen 98 yıl içinde milletimizin ve devletimizin azmi ve kararlılığı ile uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin bugünkü mertebesine gelmesinde ve dış politikamızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Türk kökenlilerin çok önemli katkıları bulunmaktadır. Yarın Türkiye ile Almanya arasındaki iş gücü anlaşmasının imzalanmasının 60. yıl dönümü. Ellerinde birkaç parça eşyasını koyduğu tahta bavulları, yüreklerinde hayalleriyle Almanya'ya gelen büyüklerimiz, onların çocukları ve torunları, sadece Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ilişkilere farklı bir boyut katmadılar. Aynı zamanda iki ülke halkı arasında da çok özel ilişkiler ve köprüler inşa ettiler. Türkiye ve Almanya'ya zor zamanlardan çıkmak için güç verdiler. Bugün ise Almanya'nın toplumsal ve iktisadi hayatına her alanda katkıda bulunuyorlar. Türkiye'ye varlıklarıyla, deneyimlerinde, birikimleriyle güç veriyorlar. Hamburg'da, Kiel'de, Lübeck'te, tahta barakalarda, ranzalarda kalan, tersanelerde, atölyelerde, fabrikalarda, mezbahanelerde alın teri dökülen, ömrünü tüketen, Almanya'nın bir refah toplumu haline gelmesine katkıda bulunan, Türkiye'yi gönderdikleri dövizlerle ayakta tutan ve artık aramızdan ayrılmakta olan birinci kuşağı minnettarız. Ebediyata intikal edenleri rahmetle anıyoruz. Anne ve babalarıyla birlikte hiç bilmedikleri soğuk ve yağmurlu bu memlekete gelen, bir kısmı anne ve babaları gibi kısa süre içinde nefes almadan çalışmaya başlayan, bir kısmı Türkiye'deki akrabalarıyla Almanya'daki ebeveynleri arasında mekik okuyan, okuyabilmek için nice zorluğa güç gelen ve çocuklarını Türk kültürüyle birlikte yaşadığı topluma yararlı birer birey olarak yetiştiren ikinci kuşağımıza teşekkür ediyoruz. Bugün azimleriyle Almanya'ya ve Türkiye'ye katkıda bulunan ve bulunacak olan gençlerimizi, çocuklarımızı, kısacası üçüncü ve dördüncü kuşağımızı, iş insanlarımızı, girişimcilerimizi, bilim insanlarımızı, avukatlarımızı, doktorlarımızı, mühendislerimizi ve ismini bilmediğimiz nice çalışkan ve başarılı insanımızı gururla tebrik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ve Başkonsolosluğumuzun sizlerin her zaman yanında olduğunu bilmenizi isteriz. Değerli konuklar, buradaki 60 yıllık mevcudiyetimize baktığımızda ve vardığımız noktayı değerlendirdiğimizde Almanya'daki Türk toplumunun pek çok alanda başarılara imza attığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte yapacağımız daha çok şey var. Birlikte hareket etmeyi, farklılıklarımızı ayrıştırıcı değil, bizleri güçlendiren bir zenginlik olarak görmeyi daha fazla öğrenebilir ve öğretebilirsek, iş gücü anlaşmasının 100. yıl dönümünde çocuklarımızın bizden çok daha güzel bir hayat yaşayacaklarına, Türkiye ve Almanya'ya daha büyük katkılarda bulunabileceklerine eminim. Örgütlenmek demokrasinin anahtarıdır. Buradaki sorunlarınız, beklentileriniz,
talepleriniz, amaçlarınız, hayalleriniz ortak. Ortak taleplerinizi hem Alman hem de Türk makamları karşısında birlikte dile getirmek sizleri daha güçlü, hedeflerinizi daha gerçekleştirebilir kılar. Nasıl Alman toplumuyla bir arada daha iyi yaşamak için diyalog, karşılıklı anlayış ve her iki tarafın da iradesinin önemini vurguluyorsak, nasıl ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam korkusuyla toplumun her katmanının resmi makamlarla kenetlenerek mücadele etmesi gerektiğini savunuyorsak, aynısı kendimiz için de geçerli. Birbirimizle konuşmaya, birbirinizi dinlemeye, yapıcı çözümler için ortak çalışmaya devam edin. Deneyimlerinizi paylaşın. Alman makamları karşısında girişimci olun. Yapıcı ve toplum yararına projeler geliştirin. Hoşgörü, empati ve diyalog gücünüzün anahtarıdır. Bunun için bizi birleştiren ortak noktamız, içinde yaşadığımız topluma faydalı olmak, Türk toplumunun daha iyi noktalara gelmesi ve vatana bağlılıktır. Sizler güçlendikçe birlikteliğinizi ayrıştırmaya, farklılıklarınızı öne çıkarmaya çalışanlar olacaktır. Bu oyunlara gelmeyin. Hamburg'da ve Schleswig-Holstein'deki Türk toplumunun ileri gelenleri ve sivil toplum örgütlerimiz arasında bu iradenin mevcut olduğunu gören süren boyunca memnuniyetle gözlemledim. Bu gücünüze sahip çıkın. Bizler sizin her zaman destekçiniz olacağız. Kıymetli misafirler, Türk toplumu Almanya'ya güçlü kökler saldıkça sorunlarımız ve hedeflerimiz zaman içinde farklılaştı. Birinci kuşağımız artık iyice yaşlandı. Onların yaşlılıklarını güzel geçirmeleri için elimizden geleni yapmak boynumuzun borcu. Dördüncü kuşağımızı ise bildiğimiz dışında bir dünya bekliyor. Çocuklarımızı, torunlarımızı dünyanın yeni şartları için donanımlı, topluma yararlı birey olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Çok dillilik ve kültürlülük çocuklarımız için büyük avantaj. Her zaman söylediğim gibi çocuklarımıza ve gençlerimize yapacağımız yatırım, geleceğimize yapacağımız yatırımdır. Lütfen Türkçe ve Türk kültürü derslerimize ve iki dili sınıflarımıza sahip çıkalım. Bu derslerin ve projelerin devamı biraz da sizlerin göstereceği ilgiye bağlıdır. Sevgili sivil toplum örgütü temsilcileri, değerli basın mensupları ve kıymetli vatandaşlarımız. Hamburg'daki görev sürem çok yakında sona erecek ve sevgili vatanıma döneceğim. Görev süren boyunca gösterdiğiniz ev sahipliği, verdiğiniz destek için sizlere teşekkürlerimi sormak istiyorum. Özellikle COVID salgını döneminde Türk kökenli milletvekillerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, doktorlarımız, iş adamlarımız ve vatandaşlarımız tarafından verilen destek için şükranlarımı sunuyorum. Mağdur durumdaki birçok vatandaşımıza sizler vasıtasıyla el uzattık, sizlerin desteğiyle sorunlarımızın aşılmasını sağladık. Bu vesileyle 170 bin civarında insana hizmet veren başkonsolosluğumuzda her gün yüzlerce başvuru alan, özellikle salgın döneminde hafta sonları dahil olmak üzere fedakarca hizmet veren arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Görevimi elimden geldiği kadarıyla layıkıyla yapmaya çalıştım. Ardında hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana. Son olarak... silah ve dava arkadaşları ve bu vatan için hayatlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimize rahmet, saygı ve minnet dağılıyor. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Cumhuriyetimizin bugüne gelmesini sağlayan aziz Türk milletinin önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.